Doktor Sayın Orhan Babuşçu'yu konuşmaları yapmak üzere size davet ediyorum. Herkese merhaba. Burada yedincisi düzenlenen bu yarışmanın üçüncü kez ev sahipliğini yapmanın gururu içinde bulunuyorum. Tekrar herkes hoş geldi. Sayın Rektörüm, Sayın Başkanlarım, Sayın değerli konuklar, basın mensupları. Şimdi başkanlarım buraya kağıtlarla geldiler. Aslında ben de hazırlamıştım ekibimle beraber. Çünkü karşımda dinleyici olarak bulunan kesim tamamıyla benim branşım dışında ve çok iyi hazırlanmalıyım dedim. Çok sofistike bir grup. Benim on-off düğmesini bildiğim bir dünyada sizler alabildiğini gidiyorsunuz. O metni hazırladık. Gerçekten de çok iyiydi. Ama ben bir türlü metne bağlı kalamıyorum. Ne zaman bir metin bulsam onun dışına çıkıyorum. Bari buraya getirip çevre kirliliği yapmayayım boş boşuna deyip size. Çünkü o konuşma benim dün akşam onu yazarken hissettiğim duygular. Oysa ben şu anda neler hissediyorum onu bir ifade etmek istiyorum. İlk önce Deniz Yıldızı vardı. Daha sonra Samsa'dan başladık. Şimdi ben bir şeyler söylemezsem çatlarım. Ben de şeyden bahsedeyim. Roche testinden ya da leke testinden. Tabii aramızda hiçbirimiz bilmeyiz bu testi. Hiçbirimize yapılmamıştır. Ama genellikle derslerden, şeylerden biliriz. Ben aslen plastik cerrahiyim, profesörüyüm. Ama burada layık görüldüm hocalarım sayesinde. Sağlık Bilimleri Fakültesi için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. O lekeye baktığı zaman insanlar, ne görüyorsun burada dendiğinde, bir grup vardır, mürekkep lekesi der, onları bir kenara ayıralım. Onlar zaten ümitsiz vaka, hiçbir şekilde kurtarılabileceklerini zannetmiyorum. Ama diğerleri de herkes bir şeyler görür. Hayat ve tarih de benim için böyle. Ben tarihe baktığımda insanlığın üç tane kırılma noktasını görüyorum. Medeniyetin, ilerlemenin, özellikle insan haklarının, demokrasinin ve insanın birey olarak özgürleşmesini, yani devletlerin, imparatorlukların büyümesinden bahsetmiyorum. İnsanlığın gelişmesinden bahsediyorum. İnsanlık devletlere ve imparatorluklara rağmen büyür. Yani bazen uygarlık diye dayatılana rağmen büyür. Bunlardan bir tanesi, kendisini tanımıyorum. Hiçbirimizin de herhalde tanıma şansı olmadı. Yazıyı bulan ekip ya da insan. Benim birinci Prometheus'um o. Gerçek Prometheus. Tanrılardan çalınan bir şey, alet, insanlığın dev bir sıçrayışı. İkincisi, bunu soylu kesimin ve zengin kesimin elinden alıp bütün insanlığa yayan matbaanın bütün mucipleri. Gerçi biz Gutenberg'i biliyoruz ama ondan çok daha önce de Çin'de ve başka medeniyetlerde yapıldığını biliyoruz. Bu ikinci Prometheus'tu. Üçüncüsü ise tabii ki herkesin tahmin ettiği gibi ve en büyüğü sanal alem veya internet. Artık ona ne diyeceğiz bilmiyorum. Ben onu isimlendirmede o kadar kendimi yetkin bulmuyorum. İlk önce internet diye başlandı ama şu anda ikinci bir dünya yarattık. Sanal dünya. Bu yaşadığımız dünyadan daha büyük, daha komplike, daha sofistike. Öbür dünyayı bilmiyorum ama sanal dünya muhteşem bir şey. Ve bunu sonuç olarak sizler yarattınız, ortaya çıkardınız. Bence bu en büyük Prometheus hareketiydi. Çünkü artık dünyanın dört bir yerinde insanlara ve insanlığa gem vurmak mümkün değil. Her geçen gün insanlık biraz daha ilerleyecek, özgürlüğüne kavuşacak, gerçek değerini bulacak. Bunun için siz hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Benim tek bir çekincem var. Değil geçmiş, değil bugün, geleceğimizi bile geçmişten sayar olduk. Geleceğimiz bize out gelmeye başladı, old fashioned. Eski moda gelmeye başladı. Yetiştiremiyoruz tüketmeye.
biraz durup dinlensek, biraz sakin olsak daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü sürat arttıkça artık hiçbir şey görememeye başladık. Yani ve sizler de herhalde bu araçta en önde giden ekiplerdensiniz. Çünkü asla doymayan, asla tatmin olmayan bir segmente devamlı yeni fikirler, yeni görüşler, yeni açılımlar yetiştirmekle meşgulsünüz. Devamlı daha çok tüketeceğiz, daha iyi fikirler bulacağız. Ve size de sınır yok, eskisi gibi değil. Tek kaygım bu. Belki de çok gereksiz, küçük bir kaygı, bilmiyorum. Tüm emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de ayağınıza sağlık diyorum. Saygılar sunuyorum.